Rahmetli anam da rahmetli babamı böyle yıkardı. Ey gidi günler ey. Böyle iyi mi? Nikah olsaydı daha iyiydi ama neyse. Su diyorum. Yanıyorum diyorum. Yarın hesaptan çekersiniz. Böyle olmasını istemezdim. Olur böyle şeyler. Hepimiz esnafız. Allah zor işinizi kolay etsin. Bu yüzüğü parmağına tak. Baba çok pahalı olmaz. Paha dediğin nedir ki? Bu yüzüğü parmağında taşı. Ne alırsan al. Almadan önce bu yüzüğü gör öyle al. Çok utanıyorum. Babandan mı utanıyorsun? Sakın utanma ki utandırmayasın. Peki ben şimdi ne yapacağım be? Güçlü olacaksın. Kısa bir şey söylemek yok. Ayıbı açık eden, ayıbı edenden daha fenadır. Ne duruyorsun? Gelsene. Bismillah. Bismillah. Keşke başka bir şey dileseydim. Ne dilemiştin? Ölürüm demiştim. Benim adım Ruhi. Ruh olur uçarım da ruhum bile duymaz. Hem bu ettiğin sözlerden sonra koynuna girip de uyuyacak adam değilim ben. Benim de bir izzetim var. Bana bak! Oh, nereye gidiyorsun? Yahu bitli uyuz itin yanında dururum, senin yanında durmam artık. Bana bak nezaket, sakın peşimden gelme. Muamelem bu sefer vallahi sözlü olmaz. İktiza ederse eylem adamı olurum. Seni yılan seni! Vay! Senin giydiğin bu gömleğe var ya, ben bir daha yıkarsam ölürüm. Bebeğim. Ya saadet insanı işte böyle yapıyor Celal abi, yumuşacık. Bak Suzan ablama seni sünger yaptı. Abla değil, Korkut'um. Yenge, yenge. Ola ki aranızdan bir edepsiz çıkmasın. Yenge mi? Ya Cengiz, Suzan artık kim? Aa, Suzan Müslüman mı oldu lan? Yok, Celal abi dinler arası diyalog kurdu. Oha. Ne konuşuyor ki insanlar? O çam yarması herifin ne işi varmış diye konuşuyorlardı. Bugün o da kesildi. Çam yarması mı? Tabii gönül bu. Kimse bir şey diyemez. Ama burası küçük bir mahalle. Hiçbir şey gizli kalmaz. Ne olmuş ki gizli kalacak? Ne mi olmuş? Güldürmeyin beni ayol. Bir geceden bir sabah yenge olmuşsun şekerim. Yok yok gülüm. Rahatsız olmayın. Ablacığım hikaye bitti artık. Kısmet bir dahaki sefere. Yok. Bir daha hikaye yok. Bu sefer hikayeyi ben anlatacağım. Ve her şey bitecek. Yenge, ayakta kaldın. Gel istersen böyle. Sağ ol Korkut. Dün gece hiç ayakta kalmadım. Böyle iyi. Oh. Oh. Sen bizim evin adetlerini bilmiyorsun. Bilmiyorum. Biz öyle tıka basa yeriz ki ilk akşamdan yatarız. Aman! Uykumuz nasıl da ağırdır, nasıl da ağırdır, uyanmak bilmeyiz. Eter mi kokluyor, nedir? Allah Allah! Hak ettin Suda. Kendin ettin, kendin buldun. Baba!
Ben sana ne yaptım da bana kaldıramayacağım yükü yüklenir. Ben sana köpeklikten başka ne yaptım? Yeter lan! Adam gibi yürüyeceksiniz bu dükkana. Baba, ben öldüm. Geber köpek! Suzan gidiyor baba. Ömrünü sen yollattın. Bunu elimden alma. Eğer ağlayıp sığlayacaksan çek git Celal. Uğraşamam seninle. El ayaktan koptum. Baba yapıştı. Ulan lan el ayaktan koptuysa ben de başını koparayım olsun bütün bari. Buradan böyle yok. Varsın başımda olmasın. Baba köpeğidir. Ulan bana köpeklik yapacağını kadınlara yapsana. Estağfurullah onlar kim ki? O zaman daha ne ağlıyorsun taş kafalı? Taş kafalıyım da ondan. Hadi kalk kalk hadi. Kalk adam gibi. Hadi şuraya. Al şu iskemleyi. Geç karşıma. Bak dinle. Bir daha anlatmayacağım ha. Acele lütfen babacığım. Çiçeğim gidiyor. Lan oğul. Sen gidip el alemin kızlarına köpek gibi bağırıp çağırıyorsun. Onlar da eline taş alınca üstelik bir de ısırıyorsun. Sonra da gelip ayağımın altına yatıyorsun. Başka ne yapayım? Senden başka kimim var ki? Ben var ya, Ruhi'nin yerinde olsam hayatta gelmem ha. Mehpare, sakın bana böyle yapma tamam mı karım? Tamam kocam. Vallahi ben Ruhi'yi incitecek hiçbir şey yapmadım. Tabii. Yok yok, ben evlerde duramam. Atacağım kendimi sokağa, kocamı arayacağım. Ya sen ne diye huzursuz oluyorsun? Ben istediğimle yerim, istediğimle içerim. Kime ne canım? Ben yarı bekar bir adamım. Yarısı da nereden çıktı? Orası mahrem. Söyleyemem. Kapalı kapılar ardında Washington. Sorma sahip. Aranız nasıl? Kiminle? Nezaketle mi? Vallahi seninle bile muhabbetimiz daha çok. Allah'tan bana bak, sen o oğlan var da laf söz olmuyor. Ha, oğlan ne zaman gidiyor? Aman tatsız şeylerden konuşmayalım Ruhi. Ruhi. Nasıl? Balığını beğendin mi bari? Beğenmemişim. Bana bak. Balık dedim de o türkü geldi aklıma. Ne? Suda balık oynuyor. Suda balık oynuyor. Kanım sana kaynıyor. Kanım. Ne saçma şey. Ah sen o balığın neler çektiğini biliyor musun? Sulu Sepken Hanım. Bana bak, sen susun, biz balık. Gözüme öyle bir olta takıldı ki, nereye çekse oraya giderim. El mecbur. Yemini yediğim. Siz kadınları niçin tanımıyorsunuz biliyor musun oğlum? Nasıl tanıyalım babacığım? Bizi fırıldak gibi çeviriyorlar. Ben onların yerinde olsam topaç gibi çeviririm be. Farz et ki arısın, bir çiçeğe kondu. Ah çiçeğe bak. Daha onların balını, polenini almadan, çiçeği sapını tanımadan hop başka çiçeğe. Lan sizin gibi arı bir ömür ağlar be. Ne yapmak lazım babacığım? İlla sokmak mı lazım? Lan oğlum, arısın diyorum anlamıyorsun. Köpeğim diyorsun anlamıyorsun.
Ya bir kere de insan olmayı denesene, ha? Bir meramını, bir derdini anlatmayı becersene. Gerektiğinde tatlı dilli, gerektiğinde sivri dilli olsana. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Lütfedersin. Nah olursun. Tabii, lütfetmezsen olamam. Aa lan, lütfediyorum. Zamanında söyledim, yapamadın da. Hadi şimdi yap bakalım, ha? Sevdiğini tanı ki kendini tanıyasın. Kendini tanı ki onun neye istediğini, neye ihtiyacı olduğunu bilesin. Lütfettim babacığım. Ben bir koşu gidip tanıyayım. Şimdi Mevlana Hazretleri körlere fili tutturmuş, bu ne diye sormuş. Şimdi biri hortumunu tutmuş, borudur demiş. Öbürü kulağını tutmuş, perdedir demiş. Öbürüsü de dişini tutmuş, bu kemiktir demiş. Bir tanesi de bacağını tutmuş, ağaç gövdesidir demiş. En sonuncusu da kuyruğunu tutmuş, kırbaçtır demiş. O zaman kör olmamak lazım babacığım. Ama fil de olmamak lazım Celal. Madem ki bir bülbülsün, bir güle meftunsun, dikenini bil ki kokusunu koklarken dikeni ayağına değdiğinde feryat figan etme. Arı dedik, bülbül dedik, fil dedik ama bir daha da köpek deme. Babacığım, Celal'in bülbül gibi şakıyıp, arı gibi sokup, fil gibi su içmeye gidiyor. Lütfen yine de gerektiğinde kapında köpek olayım. İrtibatı koparmayalım. Eşek sıpası. İstanbul'u sevmezse gönül, aşkını anlar. Öf! Hep sen yüz veriyorsun şu Jale'ye. Ne demekmiş bu saatlere kadar dışarıda kalmak? Abla, şiş var mı? Ne şişi? Adana Urfa. Abla yok ki. Altın içini kaşıyacağım. Onu. O şişi akıtırım senin o boğazından aşağı. Eşek kulağı. Bak bak. Yıllardır kuzu kulağıydık şimdi. Bir şale yüzünden bize eşek kulağı yaptı tabii. Bravo abla. Milas'ın eşek kulakları tabii. Ya anne Sonnur'la gitmiş ne olacak? Kızım zaten Sonnur'la gitmemiş olsa şuracıkta gebertirdim. Ama el kadar kızı yanında niye gezdiriyor? Öf, babam nerede kaldı ki? Evet Ayhan Hanım, esas problem burada. Gecenin bu saati oldu. Nerede Nusrettin Bey? Sen ortaya çoluğu çocuğu sal, işi yoksa Cengiz Bey kızlara sahip çık. Oh. Ne sahip çıkıyorsun? Zaten ben vereceğim o Jale'yi, Korkut'a olacak bitecek. Bak nasıl sahip çıkıyor. Ha, öyle mi Ayhan Hanım? Ver sen de onu ona. Ben de sana burada Cengiz sözü veriyorum. Şu kardeşin önüne çıkan ilk elekçiyle evlenmezse ona da Cengiz demesinler. Harbi meydan. Ha. Bunu mu yapıyor? Uykum ağır diyor, uykusu ağır diyor, eter diyor. Ne diyor kirli abi? Yeter diyor, ulan yeter diyor. Yeter, söz milletin be Korkut. Ve götür bunu buradan diyor. Beni bu beladan kurtar diyor. Bunu alsan alsan bir sen alırsın diyor. Daha ne desin ulan? Neticede o bir kız annesi. Ya abi kız kaçırmak suç. Kız değil lan o. Jale o Jale. Benim sevdiğim yavuklum. Bu alalade bir kız kaçırma operasyonu değildir Pijan. Bu bir hayat kurtarma operasyonudur.
Allah şerefsiz. Sen kim, operasyon kim be? Abi ben yatak mataklık yapamam ha. Abi hakikaten kızı kaçırınca nereye götüreceğiz? Oh, of! Buraya getirme de. Nereye götürürsen götür. He, sirkeci de emanet kasaya sakla. Sonra gider alırsın. Abi ilk gecede kız emanet kasaya konur mu ya? Oha abi oha. Bu Nusrettin babanın kızı. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum ben? Ben burada oturuyorum. Ayhan anne emretti, kızı kaçır dedi. Kaçırmazsam yüzüme bakmaz mı daha benim? Bak, şu kadarını söyleyeyim. Yavukluyla bir şeker. Beni bir şekilde bu işe katarsanız adımı, sanımı, canımı sizi beyle kuşbaşı yapar doğranı var. Bir kuşbaşı kız olur. Ha? İnce ince. Ha? Ben insan değil miyim Suzan? Değilsin. Ben bir kul değil miyim? Sen kul bile değilsin. Çekil git. Bak, önce dinle, sonra ez çiçeğim. Bak, insan hakları sözleşmesi diye bir şey var. Beynel minel hukuk. Gir içeri. Hadi gir içeri. Bırak. Hadi. Nasıl anlatırsın ha? Nasıl? Anlattımsa şerefsizim. Nasıl anlatmadın? Millet bana neler söylüyor biliyor musun? Ya milletin ağzı torba değil ki güzelim Suzan. Benim bir tutak ifademden neler çıkarttılar? Yok. Yok istemiyorum ben. Sen benim kaderim değilsin. Alır başımı giderim. Bak. Bırak. Bak. Öyle bir makas alıp gitmek yok Suzan. Ağır seviyoruz dediysek öyle bir kilo pamuk kadar değil. Bir kilo demir kadar. Seni senden istiyorum. Hadi, yap kahvemizi içelim. Allah'ın emri, başta Hazreti Peygamber'le, Hazreti İsa olmak üzere 124.000 peygamberin kavliyle ağır istiyorum Suzan. Yok yok abla, hakikaten ben de merak etmeye başladım ha. Çok geç oldu, nerede kaldı bunlar ya? Allah Allah, benim bile uykum geldi vallahi. Bu Kasım Kartal var ya, bir konuşmaya başladı mı? Allah canım alsın, karşısındakini esir eder ha. Etlerini kopartacağım onun. Bak bakalım bir daha evden dışarı adım atabiliyor mu? Ya işte adı Kasım, inadım inat, kıçı bir iki kanat, damınıza konarım da gitmem hesabı. Sus edepsiz. Hak etmişsin de senin bu ayağını böyle kırmışlar, kırmışlar. Ablam bak ajitasyon yapıyorsun. Harbiden acıyor ayağıma. Ayrıca sen benim kalbimi kırıyorsun. Sen bu kalbi kırdığında ben bu kalbi nasıl alçıya alacağım? Abla, sen çağır şuradan bir hazır acil de ben gideyim ambulansla hadi. Yat zıbar gebertmeyeyim seni. Hadi. Of, of, of. Bak bakalım uyuyor muyum? O kadar uzun boylu değil Jale Hanım. Bu arada Nusrettin Bey'e eniştemize de helal olsun ha. Sanki sabır otu içmiş, fosur fosur uyuyor. Allah'ım ben burada iki günde kafayı yiyeceğim ya. Bu adam nasıl dayanıyor? Bu evde insanın canı sıkılır ya. Ne şarap var, ne rakı var. Üstüne üstlük 6 tane de kızla nasıl dayanır insan be? İnsan bu evde 2 gün daha kalsa cami olur. Tepesinden de böyle bir tane minare çıkar böyle. Yürüyor böyle. Bana mı diyorsun? Ne? Yok be ablam. Kıble ne tarafta onu arıyordum ben. Hani 2 raket sakat namazı kılacağım da. Ha ablam biliyorsun benim ayağım sakatat. Hani abdest olamıyorum. Sen varsa biraz toprak getir de ben bir terennim olayım. He? Allah'a münestabir. Yo ben böyle terbiyesizlikleri kabul edemem. Sen bana kendini başka türlü anlatıyorsun. Sen başka türlüsün. Ne türlüsü, ne cacı? Ben kimseye bir şey anlatmadım. Ben saz mıyım ki tıngırdayım? Saz değil, kassın o zaman. Ne diye ima ediyorsun? Millet konuşunca mı erkek oluyorsun? Suzan, bak beni incitme.
Hepiniz aynısınız. Konuşmayı maharet zannediyorsunuz. Suzan, beni itle köpekle eşit tutma. Bırak. Senin için ne dediler biliyor musun? Bir kere bile söylemedim. Ayı dediler. Cam yarması dediler. O kıllı pis herifle ne işin var dediler. Cahil dediler. Kereste dediler. Peki ya sen ne söyledin? Keşke dinleseydim. Haklıymış diyorum. Bunu da mı söyledin? Tamam, tamam artık konuşmak istemiyorum. Yüzünü görmek istemiyorum. Çekil git önümden. Sen beni oyuncak mı zannettin Suzan? Öyle kağıt mendil miyim ki beni buruşturup atacaksın ha? Ne oldu erkek? Konuştun konuştun yetmiyormuş gibi şimdi de dövmeye mi kalkıyorsun beni? Bizim elimiz kadına kalkmaz. Konuşacağına keşke dövseydin. Öldürseydin daha iyiydi. Daha büyük erkek olurdun gözümde. Suzan! Ne Suzan'a ne Suzan'a? İki dakika erkek ol da konuşma vur. Yeter be yeter! Çatlattın sabır taşını. Açıp bir sözlüğe baksaydın. Cemal nedir Celal nedir? Sana Cemal oldum diye hata mı ettim be? Hiçbir yere gitmiyorsun tamam mı? Öldüğüm kadar öldürürüm. Annem burada ne iş var? Ne? Aa, senin tahtına göz koymuş anlaşılan. Ne? Aman boşver. Sen mehparenin odasına yat. Şimdi kaldırırsak azarı yeriz vallahi. Hadi. Hadi. Neyse üstünü örteyim bari. Hadi geçelim. Hayır, hangisi haksız bilemiyorum ki. Yaşlı başlı insanlar niye böyle yapıyorlar? Ya bu anasına sattığının Atakan'a da bir türlü gelmedi ki. Bak şimdi ortada bir tane çocuk olmayınca herkes çocuk oluyor. Kimini satıyorsun sen Atakan'ın? Ne? Ne biçim konuşuyorsun öyle anasını sattığın diye? Ya yapma mehpare. Zaten vallahi şimdi şurada ağlayasın var. Ya ben onu demek istemedim ki. Aa! Bir de deseydin. Allah Allah ya. Ana ana diye peşinde koşarsınız. Dizinin dibinden ayrılmazsınız. Ama kötü sözler analara. Yok sana Atakan Matakan. Mehpare. Şey, acaba diyorum koluma mı girseydin? Ne münasebet canım? Hayır canım, yemeği fazla kaçırdım da başım falan döner diye dediydim. Yahu senin hiç korkun yok mu Ruhi? Var. Allah'tan it gibi korkarım. Nezoş'tan? Nezoş'tan ne korkacağım canım? Benim adım Bebe Ruhi. Hmm. 50 kadından süt emerim de 51.sine anca süt anne derim. Sen ne diyorsun Şeloş? Şeloş? Allah aşkına sen de kafanı takma şu Şeloş'a canım. Bu senin sloganı bu. Oşlar, coşlar, şeloşlar, şeloş. Ay. Çok acıyor mu çiçeğim? Ay. Ellerin kırılsın Celal. Kırılsın. Şimdi ne desen haklısın. Ama biraz önceki mevzuda beyhude üzdün beni. Ben seninle ne yapacağım? Turşumu kuracaksın. Celal. Ne yapacaksın ki çiçeğim? Sen gülsün, ben bülbül. Ötüşüp ötüşüp koklaşacağız. Evleneceğiz Suzan'ım. Evlenmem ben seninle. Ya dinlen Diyanet'ten vazgeçtik. Hala niye tavır yapıyorsun? Dayak atarsın sen bana. Ha, hak edersen atarım. Yok ya. Niye? Korkut hak ettiğinde onu dövüyorum da seni niye dövmeyeceğim? Nerede kaldı eşitlik? Sen hak edince seni kim dövecek?
Ben döveceğim. Bak şimdi hak ettim. Benim vurduğum yerde gül biter çiçeğim. Gülümüz goncamız olmasın. Şöyle üçer beşer. Türk Rum kırması. Peki dinleri ne olacak? İslam olacak. Anaları yandı, danaları yanmasın. Olmaz öyle şey. Yo, biz olduk, onlar da olur. Peki o zaman bizim usulü olsun. Kız olursa Hristiyan, erkek olursa Müslüman. Yok ya, eşeğin ayağı. Benim kızım gavur mu olacak? Tövbe tövbe. Sensin gavur. Hıh. Ah! Ya insan bu bahar aylarından çıkıp ne yaza ne de kışa girmek istiyor. Vallahi birinde ferden illallah ediyorsun, öbürkünde de kardan. Yahu ben meltemleri seviyorum. Ulan Ruhi, verdiğin örneklerde bile kadın ismi var. Ne demişler? Cinsi latif. Bak, bu Celal var ya, aslında kızıyorum, mızıyorum ama haksız da değil bu lütfetmişler derken. Ama nasıl lütfetmişler? Cinsi latifle. Lokum yüzlü şelale. Gülsuylu. Pembe lokum. Ha, yapma. Ne yaptım canım? Üstündeki tozu üfledim. Hele bana bak, o dişlerin arasına böyle sıkışır da o lokum var ya. Hiç erisin istemezsin. Ruhi. Ruhi. Hay ismime ikrah edeyim. Ruhi, Ruhi, Ruhi. Hay ben öleyim, hay ben öleyim. Nezaket. Bak, şimdi ben anlatacağım sana. Ruhi. Sağ ol, sağ ol. Sola kay lan, sola. Ha. Abi, bak yapma. Bu işin sonu sakat. Lan Pican, niye düşeyim lan merdivenden? Evin iç merdivenlerinden indireceğim oğlum kızı. Abi, Nusrettin babanın evine bir kere girdin, hadi seni affetti. Bu kez kız mevzusu var, yapma bak. Lan oğlum, kızın anası ben miyim? Ayhan anne. Ne diyeceğim kadına? Tırsakiyim, ben kaçıramam mı diyeceğim? Ya abi, Jale seni istemiyorsa Ayhan anne seni ne yapsın? Bak senin ağzını burnunu kırarım lan Pican. Dişi merdiveni. Sana ne lan Jale'den? Sonra da evin önüne koş. Sen de adama haksızlık etme canım. Ne yapmış? Kaçmış, bana gelmiş. Ne demek kaçmış, bana gelmiş? Onun karısı benim. Bir derdi varsa benimle halledecek. Ha? Yahu seninle hiçbir şey halledilmiyor ki Nezaket Hanım. Derdi insana faiziyle geri veriyorsun. Hadi hadi, yürü eve gidiyoruz, hadi yürü. Hayır, senin olduğun yere ben gitmem. Sana da gelmem, sana da gitmem. Ben gidiyorum, hadi. Yahu ne yapacaksın gitmeyip? Ne yap? Ağaca çıkacağım. Baykuş gibi kendimi oradan sallandıracağım, orada uyuyacağım. Sana ne? Size ne? Kime ne canım? Hay! Seni yarasa seni. Yahu beni rezil mi edeceksin el aleme ha? Yarasa da bu, yaramasa da bu. Gel sen. Gitmiyorum. Git. Yap işte burayı. Gitmiyorum. Uykusu ağırdı, o kadar da değil. Camı kırsak uyanır şimdi. Biz bayılmayalım şimdi. Ay, pis pis kokuyor. Açıl Susam, açıl, açıl, açıl. Ulan benim ayağım sağlamken ben bu kadar tuvalete gidiyor muydum be kardeşim be? Ulan akılsız başın cezasını ayaklar çeker dedikleri demek buymuş. De. Kalk şimdi, işin yoksa tuvalete git. Bravo, Nusret Bey de gitti. İkinci kata tuvalet yaptı. E be kardeşim, bir düşün. Yani bir asansör yaptırır insan değil mi? Hiç. Ay, işin yoksa şimdi zıpla bakalım hadi. Hop. Aman yavaş Deniz. Yavaş. Gecenin bu saatinde, ay! Gecenin bu saatinde milleti uyandırma. Hani kimseye akıl da veremezsin. Hadi bakalım. Hop! Hop! Uyanma lan sakın Cale.
hadi lan çabuk bayılacağım lan. Öf. Ay gözünü sevdiğimin medeniyeti be. Lan yürüyen basamak diye bir şey var be. Lan adamları düşünmüş işte. Yürüyen basamak yapmışlar. E Cengiz sen de az yeseydin hammal tutardın şimdi seni taşırdı işte. Dur bakalım bir dakika. Ağırmışım lan Jale. Oy. Ay. 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 Ne oluyor lan burada? Ruhi. Bunca zamandır üstünde hiç mi hakkım yok? Hadi gel, etme eyleme. Lahanaya gelince kıpır kıpır, bana gelince yapma, etme. Olur mu öyle şey canım? Ruhi, bu dakikaya kadar haklıydın, haksız oldun. Sen bu kadıncağızı üzemezsin. Seni üzmüyorum da, onu niye üzüyorum? Bana bak, bir sor bakalım. Özür diledim ya, daha ne yapayım? Vallahi bu saatte kim olursa olsun bir kadının canını yakanı ben de yakarım Ruhi. Bak sen öyle istiyorsan eğer kefil de oluyorsan tamam giderim Şelale Hanım. Ne kefili? Yahu söz versin bir daha yüzüme çemkirmeyeceğine. Sen de garanti ver. Yoksa vallahi şu ağacın tepesine çıkar orada olur. Her şey istediğin gibi olsun. Bana bak, yalnız bir de benim Şelale Hanım'la kadim dostluğuma ses çıkarmayacaksın. Ay tamam dedim. Ay şimdi düşeceğim, bayılacağım. Aman düşüp bayılma sakın. Sonra Şelale Hanım'ı hastanelere kadar yormayalım. Hadi yürü. Hadi baş baş yürü. Çok özür dilerim. Ay, ay bana bir şeyler oldu. Ha? Ne oluyor? Gel abla, gel. Ulan korkut şerefsizi. Sen ne akla lan benim ablamı kaçırırsın ha? Amacın ne, maksadın ne? Fidye mi almak? Ha aklın sıra ablamı kaçırıp fidye karşılığında eniştemden jaleyi isteyeceksin öyle değil mi? Ha? Cengiz abi izah edebilirim. Sus lan izah ederim izah ederim. Allah Allah. Enişteciğim, vallahi billahi bak, şuradan kalkacak halim yok. Halim olsa şuracıkta geberteceğim onu. Yok mu ya senin şöyle kıyıda köşede kalmış bir ağalık beylik tabancan? Mıhlayayım şunu ha. Ya, çok özür diliyorum. Arzu ederseniz Ayhan anneyi hastaneye yetiştirebilirim. Getir lan! Fakat bir daha gözüme gözükme, yoksa öldürürüm seni. Bak her şeye müsamaha gösteririm ama mahremiyetime asla. Hadi cehennemin dibine kadar yolum var. Defol buradan. Çok özür diliyorum hepinizden. Ben sadece sevmiştim. Yazıklar olsun bana be. Size sevmeyi bile öğretememişim. Lan be, baksana, bu Korkut şerefsizi sana keten mi koklattı? Hı? Hı? Keten mi diyorum koklattı burnuna böyle? Hı? Ablan, ablan, hadi sen kalk, beni bir tuvalete götürüvermenin cocuğum geldi yine. Gel ablan, hadi, hadi baba. Oh, Allah Allah, ablan, ah be ablan, ablan. Ay
Burada mı uyumuşuz? Suzan, ben sabaha kadar düşündüm. Ne düşündün? Bu çocuk işi şakaya gelmez. Bu meseleyi hemen halledelim. Ya saçmalama Allah aşkına. Ne saçmalaması canım? Attın kurduğu içime, kemirip duruyor. Ay, ben insanın içine böyle nasıl çıkacağım? İşten eve, evden işe. İnsanlardan sana ne? Ya bak, erkek çocuk Hristiyan olsa bir nebze olur. Ama kız hayatta olmaz. Millet yanlış anlar, peşine düşer ya. Celal, ben seninle hayatta evlenmem. O zaman da biz öbür tarafta nah buluşuruz. Birimiz bu tarafta, öbürümüz o tarafta. Evlenmezmiş. Abi çekil be abi, Allah Allah. Ulan Pican, ben şimdi insanın içine nasıl çıkacağım lan? Çıkmışsın ya abi. Ulan Pican, ben babanın yüzüne nasıl bakacağım oğlum? Abi herkesten özür dileyeceksin. Ama baba seni hayatta affetmez o kadar. Aferin lan Pican, aferin. Su serp içime, su serp ha? Allah Allah. Ben sana sanki demedim yapma diye. Çay ver abi, çay. Allah'ını seversen gel. Neler uğraşıyoruz ya? Senin bu edepsizliklerin yüzünden daha kaç kişinin canı yanacak Jale? Anne, ben ne yaptım? Harbiden ha. Anne, o ne yaptı? Sen sus. Daha ne yapacaksın? Ha? Kuyruk sallaya sallaya oğlanı zıvanadan çıkardın. Anne, bugün kız kaçıran yarın neler yapar? Niye gerçek yüzünü görmüyorsunuz bu Korkut'un? Anne, Jale de haklı biraz. Vallahi bravo Korkut'a. Yani onun yaptığının üçte birini ben yapsam çoktan idam sefasına çıkmıştım ben be. Bravo Korkut'a. Çok iyi kafayı almış ablam. Bravo. Sizin göremediğinizi ben görüyorum. Korkut deli meli ama iyi çocuk, saf çocuk. Bugün bana bir Korkut daha bulabilecek misiniz? Yok. Söyleyin bakayım. Allah korusun. Yok, kalsın. Anne, istemiyorum. Anne, pardon, abla. Bak, kız hecelemeye başladı. İstemiyorum diyor. Ya yazıktır ya. Üstüne gitme kızım. Bak, şu lafımı da unutma. Acele giden, hecele gider. Eşek kulağı. Vay, kızı kulağıydı, şimdi eşek kulağı olduk ha. Bravo. Ay abla, zor kaçtım evden. Herkes birbirine girmiş durumda. Burada da aynı sonur. Ben ne yapayım? Elin insanların kahrını çekiyorum. En of. Azından onlar yabancı, üzülmüyorsun. Ah kör talih, ah. Bana bir ev aldırmadı ki. Ben alacağım ablama ev. Aa, nasıl? Şşş, öyle bir tüyo aldım ki. Oh. Dayım halledecek. Eniştemden paraları alacak. Ay, dayım batırır sonlar. Ay, sen kardeşine güven. Sana saraylar alacağım. Ay. Bana bak. Bu saatten sonra seninle papaz olmayalım evlat. Ya sana bir soru sordum. Dün akşam neredeydin? Happy, topu bu. Ne var bunda böyle kıvırtacak, sinirlenecek? Ulan babam olduğunda çocuğuna soru mu soruyorsun? Ya yanlış bir şey mi sordum? Belki merak ettim. Madem merak ettin, evde tosun gibi oturacağına kalkıp pavyon pavyon gezseydin. Ruhi burada mı? Babam burada mı diye sorsaydın. Pavyon mu? Yok yok. Siz ana oğul bana bunu ima ediyorsunuz ya. Neyse az kaldı. Bakalım beni bu bataktan kim kurtaracak? Her ne kadar mücadele etsem de benim de nefis diye bir şeyim var canım. Allah Allah. Allah azmış kavimlere niye felaketler veriyor zannediyorsun? Efendi efendi oturan ruhilere kıymet verilmediğinden. Ruhiler azdığı için canım. Bütün kabahat sende nezaket. Kocanın yanında söylemedim ama adam haklı. Sen Ruhi'yi hiç tanımamışsın. Adamın yanında ona cıva gibi adama yok mu gakkuk dersen cıva adamın kulağına akar. Ne yapayım hemşire? Yok dememeye gayret ediyorum ama bu başımın ağrısından kendime gelemiyorum ki. Vallahi kafanı koparacaksın. Gene de ne diyorsa yapacaksın. Adam güdümlü füze. Sen eğiliyorsun. Adam başka duvara saplanıyor. Şelale. Yoktur bir numarası değil mi? An meselesidir.
Eğer benim yerimde başkası olsaydı, oho! Ruhi çoktan onu yere sermişti. Allah razı olsun şelale. Ay, hakkını ödeyemem. Bırak benim hakkımı, kocanın hakkını öde ayol. Füze rampadan çıkmış, mecbur önüne atacaksın kendini. Ya, da. Şimdi sen ciddi ciddi gidiyor musun? Ne yapayım Sonay? Sen bilirsin tabii. Ama buraları böyle bir çırpıda bırakıp gidebilecek misin? Beni burada tutan ne var? Annen var. Kadıncağız benim yüzümden her şeyden mahrum oldu. Bırak o da hayatını yaşasın. Doğru. Peki ben sensiz ne yapacağım? Daha önce geçmiş olsuna gelecektim ama işte iş güç bir türlü fırsat olmadı Ayhan Hanım teyze. Tabii tabii. Ulan ne işine girdi bulaşık. Siz aslında bir hurdacı dükkanı açsanız çok para kazanırsınız. Süper. Ya kirle pasla uğraşılmıyor. Ben kendimden biliyorum Ayhan Hanım teyze. Ulan bulaşık ne işine girdin ki sen? Ha? Alçı. Alçı. Bugünlerde çok ayağı kırılan oluyor. Hadi be iyi evet. Fikir ha harbiden. Şimdi her... Ne yaptı Korkut o işe? Bırak ulan o şerefsizi. Ha. Eğer ben bir daha Korkut şerefsiziyle iş yaparsam hayatta mayatta kendimi tanımam. Hı? Kaçıramadım ulan kızı. Ulan yoksa sen mi kaçır dedin ha? olur mu lan beyinsiz? Ben Nusrettin Bey amcayla karşı karşıya gelecek bir mecraya akar mıyım hiç be? Emin misin? Ekmeğe uzat. Al. Ver. Lan bulaşık. Heh. Var ya hani şu ayağım kırılmasa ne olacaktı bu ev halkının hali ha? Dua et ben evdeyim de biraz yardım ediyorum. Kıyıda köşede birikmiş 3-5 kuruş paran varsa ver bana şahsen gideyim Bursa'ya yatırayım. Ulan Cengiz bu para pul. Kul, dul, seni bozar, beni bozar, herkesi bozar demiyor muyum ben? Ne borsası? Bu bir sistem kuruluşu. İMBK bir. İstanbul Menşur Kırlentler Bursası. Kırlent beyinli şerefsiz. Ulan sen niye para kazanamıyorsun? Ayhan Hanım teyze. Havalar da çok ısınıyor. Ya. Hani kıyıda köşede kalmış bir sucuğunuz varsa ben yiyeyim ekşimesin. Tabii. Hoş geldin Hasan Bey, buyurun. Hoş bulduk. Ay, ay çok güzel. Ay istediğim her şeyi alabilir miyim? Yıldızlar ne isterse alabilir. Sen sadece seç. Çocuklar taşır. Ben şurada bir espresso içeceğim. O ne? Hızlı bir şey mi? Komik yıldız. Ay, deli mi, aşık mı anlayamadım canım. Ulan bu hareketi babaya başkası yapacaktı, bacaklarından asardı. Abi aynen. Şu hareketi var ya, ben değil bir başkası yapmış olsa ağzını burnunu kırarım Celal abi. Ama aşk işte be abi. Ulan baba bize ne diyor? Siz eşeksiniz, gerektiğinde anlayacaksınız. Siz arısınız, gerektiğinde sokacaksınız. Siz köpeksiniz, gerektiğinde havlayacaksınız. Siz filsiniz,
Gerektiğinde ezip geçeceksiniz diyor. Abi, baba öyle bir şey demez bir kere. Sus lan Bican. Ulan Bican kerkenesi. Sen mi oradaydın? Bana diyor. Yoksa ben kendimi Suzan'a nasıl affettirirdim? Peki Celal abi, ben şimdi kendimi babaya nasıl affettireceğim abi? O babanın mevzu, karışamam. Ama madem ki Ayhan anne sana sahip çıktı, git elini öp, akıl al. Abi biraz insan olun ya. Ulan Pican baba, bak şimdi. Senden mi öğreneceğiz lan armut he? Sen bir aşık ol da insan ol, değil mi? Ha dayı. Yavrum son durum şimdi bak. Anlıyorum senin dediğini de. Ben de sana şunu söyleyeyim. Bu kirli şerefsizinin söylediği doğru. Ne anlarım ben kırlentten mırlentten yok menkur kırmetlermiş ne ya anlamam. Dayı sen insanları ikna edeceksin. Bak bu tiyo. Biz kağıtların önceden ne kadar değer kazanacağını biliyoruz. Hadi lan. Yani bu sokakta kağıt toplayanların hepsi bugüne kadar para kazansaydı bütün çöpçüler kral olurdu yavrum. Dayı bu hisse senedi. Ya anladım hisse senedi yani ne ha? Ya sen bana ne kadar para toplayabiliyorsan topla. Bak, bak. Biri 4 kazanacağız, biri 3 vereceğiz. Aradaki biri ikimiz paylaşacağız bak. Vah bak. Sonur prensesim. Hani ola ki bunca yılın Indira Gandhi olayında kimseden madik yememiş şu Cengiz dayına bir yamuk yaparsan Allah'ıma seni tanımam, yüzüne bakmam. Biliyorsun ben bu tür işleri bilmiyorum. Dayı, hı. Yeğenin kompedanı oldu. Dayın da kramponu oldu. Neyse ben gideyim de şu Tosun enişteyi bir güzel yolayım. Hadi sen bir el at bana. Hadi rastgele. Başla. Hadi. Muhterem, daha ne var ne yok görüşmeyeli? Ne olacak Rüyü? Ne bileyim, bu sinema sektörü bayağı dar boğazdaymış diyorlar. Bana ne? Hayır, Jale Hanım kızım girdi ya mesleğe canım. Sana ne? Bana ne? Bana ne? Ustacığım, ben biraz hava alabilir miyim? Ha, al tabii, al. Biz de rahat rahat konuşalım. Keyfine bak Naim. Keyif eşekte olur efendi. Ne oldu? Bir suç mu işledi çocukcağız? Ben sana baksın diye dediydim. Ben de her gün televizyona bakıyorum Cahile kızım çıkar mı diye ama... nafile. Bana bak. Kandırmasınlar kızcağızı. Sen şimdi bırak kızımı da... kandırabildin mi sarıyı karayı onu anlat. Defakta durum sürüyor efendi. Aslında bir taraftan iyi, bir taraftan kötü. Nezoş yanıma sokulamıyor. Şeroş'un da yanına ben sokulamıyorum. Bakalım sonumuz ne olacak? Allah iyi etsin. Sonay şimdi niye böyle yapıyorsun? Biliyorum Tolga, hakkım yok. Ama ben çok kötü durumdayım. Peki ben ne yapayım? Beni elin tersiyle ittin. Evet çünkü beni çok sıkmıştın. Şimdi sana kim garanti verebilir? Seni sıkmayacağıma dair. Tolga, bir şey diyemem. Keşke diyebilseydim. Ama sana çok ihtiyacım var. Bir çuval inciri berbat ettin evladım. Ayhan anneciğim ben nereden bilebilirdim Nusrettin babayla ayrı uyuduğunuzu? Hoş. Bakın görüyor musunuz? Hata üstüne hata, hata üstüne hata. Anneciğim ben şimdi ne yapacağım ne olur söyleyin. Bir, Nusret Efendi'nin gözüne gözükmeyeceksin. İki, Jale'nin peşini bırakmayacaksın. Üç, orada burada konuşmayacaksın. Her işini kendin sessiz halledeceksin. Tamam bitti tıp. Jale evde mi? Yok. Gitti salıhaneye zaharı. O filmci mi fırıldakçık mı artık her neyse her kimse onun peşine takıldı. Allah sonumuzu hayretsin. Ben onun var ya. İyi günler diliyorum efendim.
Geçmiş olsun. Tabii en kolay dişlerimizi ihmal ediyoruz. Hakikaten. Niye ihmal ediyoruz doktor hanım? En az diş fırçası, en az diş macunu bizim ülkemizde kullanılıyor. Hayatı boyunca tek fırça kullananlar var. Hatta görmeyenler, bilmeyenler. Canım herkes dişlerine baksa size iş çıkmaz. Bize düşen iş yok etmek. Ama asıl diş hekiminin işi dişi korumak. Öyle bir iş çıkar ki. Siz bunları bana anlatacağınıza güzel güzel Celal'i anlatsanız ya. Adamın ağzı mağara gibi. Hakikaten yarın öbür gün aranızda bir şey olsa nasıl öpüşeceksiniz? Muayene bitti. Çık dışarı, çık dışarı. Çık! Evet ama... Cengiz abi, bütün parayı veremem. Bu Ruhi beni öldürür. Ya Süha'cığım, parayı ben istemiyorum ki. Yeğenim istiyor. Yani bak, yeğenim dediysem de, bak, yeğen anlamına gelmez. Öyle zannetme. Tamam Cengiz abi de peki şimdi bu borsa bir riskli bir iş değil mi ya? Süha, kim böyle bir işte risksiz bire 10 verir? Hı? Ne? Kim böyle bir işte risksiz bire 10 verir diyorum ya. Bilmem. Tio. Yavrucak Tio almış. Ha şimdi sen bu Tio'yu da acaba bunlar dayı yiyen beni ütüyor mu anlamında zannedersin? Yok. Yani bir 10 milyar var ama haftaya da ödeme var. Wow. Cengiz abi 10 milyar var, haftaya da ödeme var. 10 milyar? Hadi be. Süha'm, sen bana 10 milyarı ver. Ben senin o tombik avucuna haftaya 12 Niko Neş 12 milyar vereceğim. Ha, bu da bizim yani Indira Gandhi payımız tabii ki. Bu işlerde Indira Gandhi yasal. Yasal. Arıcılık diye bir kurum var mesela. Paralar priz. Cengiz abi. Buradayım yavrum. Ha? Ver, ver. Hadi, hadi görüşürüz. Bismillah. Yapılacak belli. Türk erkeği dışarıda devlet gibi, içeride millet gibi kadın arar. Dışarıda sen ben güçlüyüm, aslanım, kaplanım de. Ama içeride sürün, paspas ol. Ya tepeme çıkarsam? Hele bir çıksın indirmesi kolay. Maazallah çoluğundan çocuğundan olursun. Sen farkında değilsin. Ben bir bu baş ağrısından bir de bu Ruhi'nin yüzünden gelinimle düşman oldum. Yoksa açık söyleyeyim o kız bana kendi evladımdan daha hayırlı. Başın mı ağrıyor doktora git. Ruhi'nin mi başı ağrıyor? Ver hapı aspirini geçsin. Bana 40 yıllık kadına kadınlık öğrettirme. Ruhi benim elimde olacaktı ki. Ben ona köçek kıyafeti giydirip oynatacaktım. Sana dua etsin. Ya sanki sana göre yapmışım. Çok güzel. Nereden buldun bunu? Annem söyledi. Annem modacı mı? Evet. Evin modasını o belirliyor. Tanımıyorum yani. Allah Allah. Ne demek Jale Hanım burada yok? Evden öyle biliyorlar. Beyefendi, Jale Hanım bugün gelmediler. Kartal Bey nerede? Hasan Bey. Hasan Bey de gelmedi bugün. O zaman bunlar birlikteler. Beyefendi, sabrımın sınırlarını zorlamayın lütfen. Ne olur lan? Ne olur lan sabrını sınırları zorlatsa ne olur lan? Benim sabrımı sınırları zaten sonuna kadar zorlanmış. Seninkinden bana ne lan? Nerede lan bunlar? Neredeler lan? İki yıpadağısı yapılan ortalar! Polis çağıracağım! Ara lan! 155! Ulan var ya, bende var ya o kartalım var ya. Tüylerini böyle tek tek yolmazsam, kuş tüyü yastık yapmazsam... Lan! Allahsızlar! Thank you.
bundan böyle mahallede, kahvede, sokakta, düzde, yüzde, 200'de benimle, benim hayatımla, benim mahremiyetimle, bilhassa yengeniz hakkında tek kelime eden, tek imada bulunan, tek elli, tek ayaklı kalır. İsteyen şansını zorlasın. Ya Celal abim, güzel diyorsun da benim zaten tek bacak var, ne yapacağız? E kollar desen zaten çöp gibi. Sayılanmaz. Cengiz, kafanı koparırım o zaman. Kopar Celal abi, kopar. Dayanamaz söyler bu, beni de yakar. Şerefsiz. Beyinsiz. Yahu biri bana Allah rızası için neler olup bittiğini söylesin canım. Oy oy oy. Alemin kralı geliyor be. Ruhi. Gel. Bu Celal var ya. Susan Hanım'ı ayıklamış. Ne? Pirinç gibi böyle ayıklamış diyorum. Hadi be. Selamün aleyküm kahve milletinin insanları. Ve aleyküm selam. Baba hoş geldin. Hoş bulduk Celal'im. Ne yaptın? O işi düzelttin mi? Lütfetmişler. Niye düzeltmeyelim? Yalnız o mevzuyu kapattık, konuşmuyoruz babacığım. Bizim mevzumuz daha değişik bir şey. Çiçeğim. Söylediniz. Yahu niye her şeyden benim en son haberim oluyor canım? İnsan bir... Ruhi, kes sesini. Bican bütün bardakları dolduracak. Değil mi Bican? Tüm bardaklar dolsun! Paşam, niye öyle hüt hüt kuşu gibi oturmuşsun orada? Canım bir şeye mi sıkkın? Az biraz. İyi o zaman. Size Hazreti Süleyman'ın hikayesini anlatayım da kendinize gelin. Yaklaşın bakayım yamacıma, yaklaşın. Dağ size gelmiyorsa siz dağa gelin. Ben de bir zamanlar Süleyman idim. Ateşe ve suya hükümran idim. Sanmayın ki Sultan Süleyman idim. Tersane de Kürükçü Süleyman idim. Kardeşlerim, gördüğünüz gibi Allah kimini işin gücün hayat gailesinin peşine takıp evlenip çoluk çocuğa karışayım da ileride elimden tutarlar emekli olunca parka götürürler dedirtir. Kimini de sultan yapıp insanların başına peygamber olarak gönderir. Ağır girdi mevzuya. Bu izi bozmasın be. Bozabilir. İki raket namaz kılayım dedik ya. Hazreti Süleyman kendisine Allah'tan peygamberlik vazifesi gelince... Ya Rabbi, hikmetinden sual olunmaz ama görüyorsun bu insanoğlu çiğ süt emmiş. Bugün sana alkış tutan tribünler yarın en ufacık bir gol kaçırdığın zaman yuf çekiyor. Üstelik yetmezmiş gibi köpeklerini peşine takıyorlar. Bubi, bubi tut tut diye saldırtıyorlar. Ya Rabbi, bana öyle bir güç, öyle bir kudret ver ki bu lavukların hepsinden baş edebileyim. Bana öyle ezayla, cefayla peygamberlik yaptırıp çarmıhlara gerdirme kurbanın olayım. Kardeşim, her insanın bir hususiyeti var. Mesela bakın Sergen'e 89 dakika yatar, 90. dakikada tak topu 90'a takar. Neticede Süleyman peygamber oldu. Kendisine hükümdarlık ve mahlukatın, nebatatın, cemadatın yani taşın, toprağın, madenlerin dilinden anlama istidadı verildi. İsminin önüne Hazret titrini alıp kart vizitini bastırdı. Hazreti Süleyman, peygamber, hükümdar. Her türlü tebliğ ve irşat işleri itinayla yapılır.
evcil hayvanlarınız terbiye edilir. Adres, telno, GSM'no, şık 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 şu bu falan filan işte. Akabinde ve detayında büyük bir cami yaptırdı. Kudüs Mabedi. Böylece esnafın ve vatandaşların dikkatini cebletti. Vay be kardeşim, helal olsun dediler, adama bak be. İsteseydi buraya dev yarasa bir plaza yaptırıp her katını şık 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 kiraya verirdi. Ama ne yaptı? Wembley stadı gibi bir cami yaptırdı. Burada ne biçim döne döne namaz kılırız be, dediler. Ya kesin başımıza gelecek var ha. Lan bulaşık, kafanda şapka var ya, daha ne başına gelecek? Böyle böyle zaman bir su gibi akıp geçip giderken Hazreti Süleyman elinde defteri. Dönerci Nuri Usta da Müslüman oldu. Şimdi sırada tuhafiyeci Kevork var, marangoz Mimi var, otoboyacısı Aram var. Kardeşim üf be ne zor işmiş bu falan diye çetele tutarken pırr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 r
antiparantez dikkatinizi cebrederim. Hazreti Süleyman sadece insanları değil, mahlukatı da vazifelendirmişti. Mesela o beğenmediğimiz kaplumbağayı toplu konut idaresinin başına getirmişti. Züleyfa'yı da maliye bakanı yaptı. Hani insan değil ya, nasıl olsa indiraki falan yapmaz. Boyu da uzun olduğu için böyle yolsuzluk yapanları falan görür babından. Bir tek fili almadı kabineye. Neden? Kapıdan içeri sığmadığı için. Yalan söylüyorsam kanım ne böyle aksın. Anlat anlat. Öbür tarafta karşına çıkarlar. Kardeşim, hüt hüt kuşu Hazreti Süleyman'a yani bir Allah. Şuralarda bir yerde Saba Melikesi Belkıs diye süper güzel bir insan var. Hem kraliçe hem de üf acayip zengin. İyi de bir kız. Ama gel gelelim sabahtan akşama kadar halkıyla güneşe tapıyor. Yanıp kavrulacaklar diye korkuyorum. Şuna bir şey söyle de Müslüman olsun dedi. Hazreti Süleyman hemen iadeli taahhütlü bir mektup yazıp Belkıs'ı hak dinine davet etti. Buyurun gelin bir çayımı için dedi. Belkıs davete icabet etti. Ama bir de ne görsün? Tahtı kendisinden önce gelmemiş mi? Aha! Dakika bir, Seba Melikesi gol yedi mi? Hazreti Süleyman'a hayran hayran bakarken aslında Süleyman da ona baygın baygın bakıyor. O güneşe tapa tapa bronzlaşmış teniyle, mankenlere nanik yapan endamıyla, Raquel Welch gibi bukle bukle saçlarıyla, Sophia Loren gibi dudaklarıyla bu akılları alan Melike'ye hayalinde yüzsük takıyor. Neyse, hüt hüt kuşu dedi de Hazreti Süleyman'ı ayıktırdı. Zaten Hazreti Süleyman'ı gören Seba Melikesi çoktan içinden amüntü okumaya başlamıştı bile. Yani Allah'a iman, kitabına iman, meleklerine iman, peygamberlerine iman, ahirete iman, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman, öldükten sonra dirilme iman, kıyamet gününe iman. İşte böyle yakışıklı ve akıl alıcı bir hükümdar ve nebi. Tabii ya, Allah ya. Kardeşlerim, akabinde ve detayında Hazreti Süleyman ve Saba Melikesi Belkıs aman sabahlar olmasın dediler ve evlendiler. Madenler kendilerini en nadide takı yapıp Saba Melikesi'nin boynuna zinet oldular. Kuşlar cik 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 diye komparsitayı çaldılar. Ağustos böcekleri vurdu sazın teline. Her mahlukat kendi lisanınca şarkı söyleyip dans etti. Etobur arslanlar bile o gün salata yediler, düşünün. Kurtlar sabaha kadar takır takır mermi yaktılar. Fakat kardeşlerim sabah olunca Hazreti Süleyman, öyle ya vazifeli bir şahıs, evlendi mevlendi ama mesuliyetleri var. Tebliğ işleri, memleket işleri falan filan derken masanın üstü böyle bir sürü evrakla birikmiş. Hemen bana hüt hüt kuşunu çağırın dedi. Koştular hüt hüt kuşunu çağırma. Bir geldiler ki, efendim hüt hüt kuşu gelmiyor.
bir de biraz beklesin falan filan diye bize fırça kaydı dediler. Düşünün, mahlukatın kralı ufacıcık bir kuşu çağırıyor. Kuş gelmiyor. Bir çağırdı gelmedi. İki çağırdı gelmedi. Üç gene gelmedi. Hazreti Süleyman kara kara düşünmeye başladı. Ama Hütüt gene gelmedi. İyi de aga, kafama takıldı. Mahlukatın peygamberi bir kuşu çağırıyor da kuş nasıl oluyor da gelmiyor? Bu mevzu beni aşar. Ehline müracaat etmek lazım. Toplanın millet. Tekneye gidiyoruz. Süleyman peygamber sormuş. Siz Hütü'de benim çağırdığımı söylediğiniz zaman yalnız mıydı? Hayır demişler. Yanında bir dişi kuş vardı. O zaman yalnızken çağırın gelsin. Gitmişler. Hütüt'ün yalnız bir zamanında peygamberin mesajını iletmişler. O da büyük bir saygıyla hay hay başım üstüne demiş ve koşarak gelmiş. Her kim olursa olsun, ister hayvan ister insan eşinin yanında bambaşka bir hal alır. Siz olun, sadakati bile zorlamayın. Erkek çok güçlü ya, gücünü kime gösterecek? Dişiye. Bırakın göstersin. Siz de lafı doğru zamandaydın. Baba, büyüksün. Büyüksün baba! Ben içki içemem. Bizde böyle şeyler yok ki. Alışırsın canım. Ama çok çok ekşice. Sen tatlısın ya. Sen bana aşık mısın yoksa deli misin? Aşığım yavrucuğum. Ay bana yavrucuğum deme. Ne diyeyim peki? Jale. Jale? Benimle olur musun? Ne? Seni çok arzuluyorum. Neresiydi lan? Gündüz geldik bulamıyoruz da abi. Abi sen kim arıyorsun? Kaybettiğimi. Aha dön lan dön. Aha burası. Tamam dur burada. Dur. Hadi sen bas git birazdan. Arbede çıkacak arada kalma. Kartal Bey burada mı? Kim soruyordu? Azrail'i. Al! Al! Açma. Tamam. Tamam mı? Açma. Aç. Bu ne? Dün öyle üstün körü söylemiştim. Gargaraya karışmış olabilir. Suzan, bu elimde görmüş olduğun yüzük iki farklı kültürü birbirine bağlayan halkıdır. Benimle evlenir misin? Bilmiyorum. Sen nerede büyüdün? Seni kim yetiştirdi? İnancın, yaşantın ne? Hem hatırlatırım, burası Türkiye. Sana daha önce hiç evlenmeden olmaz demediler mi? Yok. Kimse diyemez ki. Ama ben derim. Benim adım Jale Somuncu. Şimdi seninle birlikte olmak için evlenmem mi lazım? Eh bir parça. Seni bin bir türlü denedim Jale.
her birinden geçti. Her seferinde şaşırttın beni. Bu sefer sıra bende. Seni tüm ruhumla istiyorum. Ama eşim olarak. Jale, benimle evlenir misin?